1977 yılında oyun yazarı Oktay Arayıcı tarafından kaleme alınan Rumuz Gonca Gül oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden sahneleniyor. 1981 yılında Rutku Aziz tarafından yönetilen ve yılın oyun ödülünün sahibi olan Rumuz Gonca Gül, farklı yorumuyla Zafer Algöz yönetmenliğinde yeniden tiyatro severlerle buluştu. Kaçmak yok Kenan Bey. Rumuz Gonca Gül, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Oktay Arayıcı'nın bir oyunu. Oyunu 1970'lerde yazmış ve ilk Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmış. Timur Selçuk yapmış müziklerini. Evet, biz de Timur Selçuk müzikleriyle oynuyoruz. Canlı müzik eşliğinde oynuyoruz. Oyun 1970'ler Türkiye'sini anlatsa, bir ana kızın hikayesi, kızını evlendirmek isteyen bir annenin ve evlenmek isteyen bir kızın ve de evlenmek isteyen bir kiracılarının hikayesi aslında. Aynı kadın üzerinden konular şu anki bu dönemimizde de mevcut. O yüzden çok kendini buluyor. Yani bazı repliklerimiz es vermek zorunda kalıyoruz çünkü alkış alıyor. Yani ve bu diyoruz ki yani güzel, güzel dokunuyoruz. Yönetmenimiz Zafer Algöz, o çok hem mizahi bir insandır hem de toplumu çok iyi gözlemleyen bir insandır. Yani o gözlemlerini çok iyi yansıttı buraya. Yani günümüze getirmesi, seyirciden sıcak tepki almamızın sebeplerinden biri de onun iyi gözlemciliği ve bunu buraya aksetmesidir. Onun katkıları çok büyük tabii. Şey de söylemeden geçemeyeceğim. Cem Yılmaz da bu şeyimizi yaptı. Afiş tasarımımızı yaptı. Manevi destek verdi yani. İyi dilekler de bunu da. Bu açıdan bir böyle bir ekibe düştüğüm için yani ekip seçimi de çok önemli. Kendimi şanslı hissediyorum çünkü biz çok iyi anlaşan bir ekibiz. Yani aile gibi olduk gerçekten. Bizi seçtiği için ve bu oyunu sahnelediği için kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Bak! Hayır çalışırken de köşeye dönersem. Hadi şimdi sen sor. Ne sorayım? Lanç değil misin? Sor işte. Sen çok sordun, gerek kalmadı. Rumuz Gonca Gül oyunumuz Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Telekom işbirliğiyle engelsiz tiyatro kapsamında bir proje içinde sahnelendi. Engelli vatandaşlarımızın oyuna hiçbir engel yaşamadan dahil olabilmeleri, izleyebilmeleri ve gerek üst yazı, gerek sesli betimleme canlı bir şekilde yapılarak oyunu daha iyi anlayabilmeleri, daha oyunun içeri girebilmeleri için bir çalışma yürütüldü. Oyundan önce engelli vatandaşlarımızı misafir ettik. Görme engelli vatandaşlarımız sahneye çıkarak bizim oturduğumuz sandalyeleri, kullandığımız aksesuarları elleyerek, öncesinde tanıyarak, dokunarak bir sahne turu yaptılar. Onun üstüne onların oyunu daha iyi anlayabilmeleri için bir canlı betimleme yapıldı. Oyunu izledikleri sırada bir kulaklık yardımıyla oyuncu şimdi kalktı yürüyor, oyuncu oturdu gibi. Ve bir üst yazıyla da işitme engelli vatandaşlarımız için oyunun metni akıtıldı. Çok güzel bir proje. Bizim için çok önemli ve değerli bir proje. Engelleri aşan ve herkese ulaşabilen bir tiyatro kucaklaşmasını yaşamak ve yaşatmak için çok değerli ve çok bizim de üzerinde durduğumuz bir projeydi. Başarıyla devam ediyor.